Amerika'nın, Siyonizmin piyonu olan Amerikan yönetiminin Irak işgaline destek olmuşlardır. Irak'ta 1.2 milyon Müslüman sivilin ölümüne ortak olmuşlardır. Türkiye'deki hava üslerini, limanları bu işgalci kuvvetlerin kullanımına açarak, ayrıca Türkiye'nin kara sahasını da bunlara kullandırmak için tezkere çıkartmaya çalışarak bu işgale ortak olmuşlardır. Türkiye'deki Adana İncirlik üstünden 5000 sortiyle Irak yerle bir edilmiştir. Yine aynı yıllarda asıl adı her zaman ifade ettiğimiz gibi Büyük İsrail Projesi olan Büyük Orta Doğu Projesi'ne bölge sorumluluğu yapmışlar. Bugün Orta Doğu'nun, İslam aleminin böyle bir kan gölüne, gözyaşı gölüne dönmesinin projesi olan, ilk adımı olan ve asıl adı Büyük İsrail Projesi olan Büyük Orta Doğu Projesi'nin gönüllü destekçisi ve temsilcisi olmuşlar. Irak, Suriye'nin, Mısır'ın, Libya'nın, Yemen'in bugünkü durumuna gelmesinin projesi olan, Mısır'da Sisi'nin darbe yapmasının, Ege'de Aylan Bebeği boğulmasının, Yemen'in yerle bir edilmesinin, Suriye'de iç savaş çıkmasının, Kuzey Irak'ta sözde bağımsız bir devletin, kukla bir devletin kurulmasının projesi olan Büyük Orta Doğu Projesi'ne destek olmuşlar. Sadece bu iki tane adım, başka hiçbir şey anlatmaya gerek kalmadan bir insan için yeterli artar bile. Bu iki konuda bu adımları atan bir yapı, Türkiye'deki bütün Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okulları İmam Hatip Okulu yapsa, Türkiye'deki bütün apartmanların giriş katını Kur'an kursu yapsa, Türkiye'de 7 yaşından büyük kız çocuklarının başörtmesini kanunla zorunlu hale getirse, Türkiye'deki bütün büyük bulvarların, caddelerin adını Profesör Doktor Necmettin Erbakan Caddesi koysa, yine de kendisini bu vebalden kurtarabilmesi mümkün değildir. Merhum Erbakan hocamızın tarihi ve meşhur ifadesi, Amerika'nın Irak işgaline destek olan bir kimsenin sadece kendisi değil, 7 sülalesi alnını secdeden kaldırmasa ve hayatı boyunca oruçlu geçirse yine de bunun vebalini ödeyemez. Erbakan hocamız şunu söylüyor, diyordu ki Amerika'nın Irak işgaline destek olmanın vebali derken 1.2 milyon Müslümanın ölümünün 100 binde biri bir insanın amel defterine yazılsa. 1.2 milyon Müslümanın ölümünün günah yazılsa demiyor. Bu günahın 100 binde biri bir insanın amel defterine yazılsa, bunun 100 binde birini karşılamaya 7 sülalesinin gece gündüz yaptığı ibadetler yeterli olmaz diyor. İktidara gelir gelmez soluğu Avrupa'da almışlardır. 16 sene boyunca ümitsiz aşk Avrupa Birliği'nin peşinde koşmuşlardır. Avrupa Birliği devletlerinin teröre açık desteğine rağmen Kıbrıs'ı Rumlara vermezseniz Avrupa Birliği'ni unutun diye açıkça ifade etmelerine rağmen, Avrupa'daki yükselen İslamofobya ve Türk düşmanlığına rağmen, daha geçen ay Hollanda ve Avusturya başbakanlarının Türk siyasetçileri ülkemizde görmek istemiyoruz açıklamalarına rağmen, bu ümitsiz platonik aşk uğrunda hala da Avrupa Birliği'nin verdiği ödevlerini yapıyorlar. Hala daha bizi kapıdan kovsalar bu Hristiyan kulübüne bacadan gireceğiz düşüncesiyle, mantığıyla hareket etmeye devam ediyorlar. 16 sene sadece Avrupa Birliği değil, Amerika ve G20'nin peşinde koştular. Yanı başımızdaki teröristlere 5000 tır dolusu silahı resmi olarak ilan ederek veren, 2019 Amerikan devlet bütçesinden 550 milyon doları yanı başımızdaki terör örgütlerine aktaracağını açıkça ifade eden Amerika ile hala da ortak ve müttefik olmanın peşindedirler. Daha geçtiğimiz aylarda bizzat birinci ağızdan, biz bütün bu yaşananlara rağmen Amerika ile samimi olarak ortak olmak istiyoruz ama bu tek taraflı olmaz açıklamasını yapmaya devam etmişler. Bu açıklamanın manası, Amerika'nın bütün bu melanetlerine, zulmüne ve tabiri caizse üçkağıtçılığına rağmen bu Amerikan yönetimi bir göz kırpsa biz yine de koşa koşa gitmeye hazırız açıklamasını yapmışlardı. Bu 16 senelik süre boyunca D8'i tamamen unutmuşlardır. Bir adım ileri götürmemişlerdir. D60'ı ve İslam Birliği'ni hayal olarak görmüşlerdir.
Bugün Suriye'nin, Irak'ın, Mısır'ın, Libya'nın kurtuluşunun reçetesi olan Milli Görüşün Erbakan hocamızın D8 ve D60 projelerini tamamen rafa kaldırmışlar. D8 dönem başkanlığı sırası geldiğinde pas geçip bu sırayı İran'a devretmişler ve bunun yerine G20 zirvelerine gidip fotoğraf çektirmeyi tercih etmişler. İsrail'e bizim de çok hoşumuza giden bir takım sert sözler sarf etmelerinin yanında diğer taraftan fiiliyatta İsrail'in OECD üyeliğine onay vermişlerdir. İsrail'in NATO'da daimi ofis açmasına onay vermişlerdir. Şu anda hala hazırda Kuzey Irak Kerkük'ten gelen petrolü yumurtalık üzerinden İsrail'e akıtmaya devam etmektedirler. Şimdi de İsrail'e Türkiye üzerinden doğal gaz aktarmanın anlaşmalarını yapmaktadırlar. İsrail'i İran'ın muhtemel füze saldırılarına karşı korusun diye Malatya Küreci'ye füze savunma sistemini kurdurmuşlar. Neden bu füze savunma sistemi, radar sistemi İsrail'e kurulmuyor? Çünkü İsrail ile İran'ın en yakın iki noktası arası 800 kilometre. Füze savunma sisteminin menzili 500 kilometre. Eğer İsrail'e kursanız İran'dan ateşlenen füze ateşlenip 300 kilometre mesafe kat ettikten sonra ancak İsrail'in haberi olacak. Bu da önemli bir zaman kaybı. Öyleyse İran'a daha yakın noktalara bu füze savunma sistemini kurmamız lazım dediler. Katar ve Türkiye'ye İsrail'i İran'ın füzelerine karşı korumak üzere terörist İsrail'e kalkan olsun diye bu füze savunma sistemini kurdurdular. Bütün bunlarla birlikte 16 senedir Kıbrıs konusunda vermedikleri taviz kalmamıştır. En son Kıbrıs Türk Cumhuriyeti topraklarının 1/3'ünü Rumlara vermeyi Cenevre müzakerelerinde kabul etmişlerdir. Rumlar 1/3 yetmez, 2/3'ünü istiyoruz dedikleri için orada bir anlaşmaya varlamamıştır. Erbakan hocamızın meşhur sözünde olduğu gibi Cenab-ı Allah Rumların eliyle Kıbrıs'taki vatan toprağını korumaya devam etmektedir. Dış güçlerin NATO'nun hatırı için NATO'nun Libya operasyonuna destek oldular. Libya, kardeş Müslüman ülke, batılı devletlerle beraber bombardımana tutuldu ve Libya bugün 3'e bölünmenin, parçalanmanın eşiğine geldi. Operasyonun başladığı günlerde Türk müteahhitlerin Libya'da 25 milyar dolar hacminde inşaat işi varken ve Libya'da 20 bin civarında Türk işçisi istihdam ediliyorken bunlar tamamen ortadan kalktı. NATO'nun Libya operasyonunda bugüne kadar geçen sürede Türkiye olarak kaybımız belki de 100 milyar dolar seviyesine geldi. Dolayısıyla özet olarak üzerinden geçtiğimiz bu gerçekler şunu gösteriyor. Söylenen bir takım havalı sözlerin dışında fiiliyata baktığımızda dış politikamız Amerika'nın ve dış güçlerin Orta Doğu'daki kur yeliği ve posta memurluğundan öteye gitmemektedir. Ve yine söyleyeceğimiz çok önemli husus, bu dış politika milli görüşün, bizim çizgimizin, yeniden büyük Türkiye'nin dış politikası değildir. Burada söylememiz gereken diğer bir husus, bir Müslüman olarak en önemli görevimiz namaz, oruç, hac, sadaka, umre, zekattan çok daha önce gelen ülkemizde, İslam aleminde ve dünyadaki zulmün, işgallerin, katliamların, haksızlıkların, çifte standartların ortadan kaldırılmasını sağlamak. Cenab-ı Allah'ın peygamberleri asırlar boyunca bunun için mücadele ettiler. Bizim davamız da bunun için mücadele etmeye gerektiriyor. Oysa ki iktidar sahiplerinin bu saydığımız uygulamalarına baktığımızda zulmün, adaletsizliğin, katliamların ortadan kaldırılması değil, bunların destek olunması, bunların yürümesine ortak olunması gibi bir tabloyla karşı karşıya bulunuyor. Diğer önemli konu ekonomi alanıdır. Ekonomi alanında birkaç hususu da inşallah izah etmek istiyorum. 2002'de 1,5 lira olan benzin bugün 6,5 liraya çıkmıştır. 2002'de 1,2 lira olan Amerikan doları bugün 4,5 liraya çıkmıştır. 2002'de 15 ila 20 milyar dolar seviyesinde olan dış ticaret açığı 2015'te 100 milyar doları bulmuş. Bugün ise 70 milyar dolar seviyesine gelmiştir. Türkiye 2002'den bu yana çok daha fazla dışa bağımlı hale getirilmiştir. Mercimeği, samanı, fasulyeyi dahi ithal eden bir Türkiye haline getirilmiş durumdayız.
Asgari ücret 1600 lira ile aylık 1900 lira seviyesinde olan açlık sınırının altındadır. En düşük memur maaşı 2600 lira ile aylık 4000 lira olan yoksulluk sınırının altındadır. Yapılan araştırmalar Türkiye'de 13 milyon insanın günde 2 doların altında gelirle yaşadığını gösterir. Bu Afrika ülkelerinin seviyesidir. Dünyanın en geri kalmış ülkelerinin seviyesidir. Günde 2 doların altında gelirle yaşamak zorunda olmak. Bu perişan haldeki milyonlar devletin sosyal yardımlarına bağımlı halde yaşıyor ve bu yardımlar sayesinde iktidarın hazır oy depoları olarak değerlendiriliyor. Diğer önemli bir konu genç işsizlik oranıdır. Genç işsizlik oranı %30'un üzerine çıkmıştır. Yatırım, üretim ve istihdam 16 sene boyunca sağlanmadığı için milyonlarca genç diplomalı işsiz üretilmiştir. Türkiye'de üzülerek ifade etmek gerekirse, her geçen gün kalitesi daha da düşen 200'e yakın üniversite, her sene yüz binlerce diploma adı altında işsizlik sertifikası dağıtmaktadır. 16 sene boyunca mevcut iktidar beton atıp asfalt dökmüştür, ancak bir tane sanayi tesisi, bir tane fabrika açmamıştır. Yıllar boyunca 100 eserlik dev açılış törenleri yaptılar. Açılışını yaptıkları bu 100 dev eserin içerisinde bir tane fabrika, bir tane sanayi tesisi, bir tane istihdama yönelik açılış olmadı. 16 senede Türkiye 3 trilyon dolar betona, çimentoya para harcadı. 3 trilyon dolar betona harcanan paranın 600 milyar dolarını TOKİ eliyle devlet harcamış. Sadece devlet kendisi 16 senede 600 milyar dolar betona ve çimentoya para harcamış. 600 milyar dolara çok kaba bir hesapla 1000 tane dev fabrika kurulacağını ifade edebiliriz. 1000 tane dev fabrika Türkiye'nin dört bir yanında kurardınız, Türkiye'nin işsizlik diye bir problemi kalmazdı. Neredeyse Türkiye, Almanya'nın ve Japonya'nın seviyesine ulaşırdı. Bu para sadece betona ve çimentoya harcanmış durumdadır. Devletin borçlanması 2002'de iç borç 140 milyar TL iken 2016 sonunda 540 milyar TL'ye geldi. Devletin sadece kamunun iç borcu. Kamunun dış borcu 2002'de 65 milyar dolarken 2016 sonunda 150 milyar dolara yaklaşmıştır. Özel sektörün durumu devletten daha fena. Özel sektörün toplam borcu 2002'de 88 milyar TL iken 2016 sonuna gelindiğinde 1710 milyar TL'ye çıktı. 20 misli arttı. Vatandaşın bankalara borcu özel sektörden ve kamudan daha da beter durumda. Vatandaşın bankalara borcu 2002'de 6 milyar TL iken 2016'ya gelindiğinde 440 milyar TL'ye çıkmış, 70 misli artmıştır. Efendim Türkiye'de 13 milyon insan günde 2 doların altında gelirle yaşıyor diyorsunuz. Oysa ki biz Türkiye'ye baktığımızda insanların yazlığı var, evi var, 2 tane her evde arabası var, çoluğunda çocuğunda bile en son model cep telefonu var. 23 Nisan'da 19 Mayıs'ta tatillerde herkes seyahate çıkıyor, evet. Ama bütün bunlar boğazımıza kadar borçlanarak yapılıyor. Üzerimizdeki ceketimize kadar ipotek ettirilerek yapılıyor. Bu söyledikleriniz şu rakamlarla izah ediliyor. 6 milyar TL'den vatandaşın bankaya borcu 70 misli artarak 440 milyar TL'ye gelmiş. Devlet, millet ve özel sektör olarak toplam borcumuz 1 trilyon dolara yaklaşmış. Erbakan hocamız 91'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girip ilk defa borç konusunda trilyon doları telaffuz ettiğinde diğer partilerin sıralarında gülüşmeler olmuştu. Erbakan Hoca gene uçuyor, hayal aleminde yaşıyor. 1 trilyon dolar borç mu olur? O zaman milyarla ifade edilirken bugün buraya geldi. 1 trilyon dolarlık borcun yıllık faizi 100 milyar dolar civarındadır. 80 milyon insan devletiyle, milletiyle, özel sektörüyle her sene 100 milyar dolar borç faizi harç ödemek mecburiyetindeyiz bu borç dolayısıyla. Size bir diğer gerçeği daha ifade etmek isterim. Eğer bu borçlanmamız devlet, millet ve özel sektör olarak son 15 senedeki gibi aynı hızla 15 sene daha devam ederse toplam borcumuz 5 trilyon dolar seviyesine ulaşır. 5 trilyon dolarlık borcun yıllık faizi
600 ila 700 milyar dolar seviyesine gelecek. Yıllık 700 milyar dolar faiz ödemek demek, Türkiye'nin bütün yıllık gayri safi milli hasılasının sadece borcun faizini ödemesi demek. 15 senedir artışımız ortada. 200 milyarlardan 1 trilyon dolara gelmiş toplam. 15 bu hızla devam ederse 1 trilyon dolardan 5 trilyon dolara gelecek. 5 trilyon dolarlık borcun yıllık faizine bizim 80 milyon insanın bütün bir senelik alın teri, emeği, üretimi ancak yeter hale gelir. Bu ne demektir? Merhum Erbakan hocamızın firavunların piramitlerine taş taşıyan köleler haline gelmesi olarak ifade ettiği noktaya gelmek demek. Bir sene gece gündüz 80 milyon insan çalışacaksınız, bütün üretiminizi bir kuruş bile kendinize ayırmadan borcun sadece faizine vermek zorunda kalacaksınız. 16 senede 80 milyon insana toplam 180 milyar dolarlık hizmet yapıldı. Köprüler, otoyollar, hızlı trenler, tüp geçitler, marmaraylar, 26 tane havaalanı, bedava dağıtılan tabletler, kömür yardımı, erzak yardımı, hepsini katın, hepsi 180 milyar dolar yapıyor. Peki aynı sürede sadece borç faizine ne kadar ödendi? 450 milyar dolar faize para ödendi. 80 milyon insana yapılan bütün toplam hizmetin 2,5 misli aynı sürede faize ödendi. Gebze'de Körfez Köprüsü yaptık, gece gündüz reklamını yapıyoruz. Ellerine sağlık, biz de istifade ediyoruz. Peki bu Gebze'deki Körfez Köprüsü'nün maliyeti ne kadar? 1,2 milyar dolar. Peki sizin bir yılda ödediğiniz borç faizi ne kadar? 25 milyar dolar. 16 senede bir tane Gebze Köprüsü yaptınız, gece gündüz reklam yapıyorsunuz. Faize ödediğiniz parayla her sene 20 tane Gebze'ye Körfez Köprüsü yapar. Ankara-Konya hızlı treni yaptık, gece gündüz reklam yapıyoruz. Ne kadar bunun maliyeti? 450 milyon dolar. İnşaat ve rayların sinyalizasyonu maliyeti. Yılda ödediğim faiz ne kadar? 25 milyar dolar. 16 senede bir tane Ankara-Konya hızlı treni yaptım. Faize verdiğim parayla her sene 50 tane Ankara-Konya hızlı tren hattından yapar. Devletin rakamlarıyla ve matematikle konuşuyorum. En son sattıkları şeker fabrikalarından toplam elde ettikleri gelir yaklaşık 1 milyar dolar. 1 milyar dolarlık gelir bunların 2 haftalık faiz ödemesine ancak yetiyor. Kamunun, devletin 2 haftalık faiz ödemesine 40 senelik şeker fabrikalarının hepsinden elde ettikleri gelir ancak yetiyor. Bu ne demek? Dişinin kovuğuna bile yetmiyor. Aynı hükümet önümüzdeki 3 senede 2018'de 75 katrilyon daha faiz ödeyeceğini açıkladı. 2019'da 90 katrilyon daha faiz ödeyeceğini açıkladı. 2020'de 100 katrilyon daha faiz ödeyeceğini açıkladı. Ve önümüzdeki 3 senede 205 katrilyon daha yeni borç alacağını açıkladı. Bu ne demektir? Borç ve faiz ekonomisinin bütün hızıyla devam edeceğinin bir göstergesi. Diğer önemli konu varlık fonu. Varlık fonu bir ülkenin iflastan önceki son durağı. Neden? Merhum Erbakan hocamızın tabiriyle artık ipotek ettirecek bir şeyimiz kalmadı. Dededen, babaanneden kalan antika yüzüğü, antika eşyaları, ipek halıları ipotek ettirip onun üzerinden para alıyor. Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası, Çaykur, Türk Petrolleri, Etimaden, bunları da ipotek ettirdim. Bunların üzerinden de borç aldım. Peki bu aldığın borcu ödeyemezsen ne olacak? Mesele çok basit. Bu ipotek ettirdiğin dededen babaanneden kalma antika eşyalar da gidecek. Petrollerin, madenlerin, Çaykur, Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları, ne kadar altın yumurtlayan tavuğu varsa bunlar da gidecek. Efendim ben Çaykur'u satmadım. Satmadım da Çaykur'un üzerinden ipotek gösterip kredi aldım. Evin oğlu diyor ki annesine, babasına, anneciğim, babacığım ben oturduğumuz evi satmadım merak etmeyin. Ne yaptım? Bankaya rehin verdim. Onun üzerinden kredi aldım, bu krediyi de çarçur ettim. Yani öyleyse ev gitti zaten. Senin ayrıca evi satmana gerek yok. Dolayısıyla varlık fonuyla ipotek ettirilen elimizde kalan bu son varlıklar üzerinden alınan borçların geri ödenememesi halinde ki 16 senelik performans gidişat bunun geri ödenemeyeceğini gösteriyor. Öyleyse bu varlıklar da gidecek. Peki ondan sonra yeniden borç istediğin zaman ne diyecekler? Allah muhafaza buyursun diyecek ki gelin oturun bakalım şöyle masaya. İstanbul Boğazı'nı, Çanakkale Boğazı'nı bize ver, helalleşelim.
Trakya'yı bize verin helal eşerim. Ege bölgesini, Antalya'yı bize verin helal eşerim. Allah ver de çünkü üzerinizde ceketiniz bile kalmadı. Başka ipote getirecek bir şey kalmadı. Hala daha borç istiyorsun. Bu sebeple varlık fonu iflastan önceki son durak diyor. Bütün bunların özeti borç, faiz ve ipotek ekonomisinin, dış güçlerin sömürü ekonomisinin aynen Kemal Derviş, Süleyman Demirel ve